Aleyhisselam geldi. Ayak uçlarımıza girdi. Canımızı patır 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 aldı. Ağzımızdan canımız çıktı. Vücut yere serildi. Yattı. Anneniz ağlıyor, babanız ağlıyor, kardeşleriniz ağlıyor, arkadaşlarınız geliyor ağlıyor. Sizi imam geldi, yıkadı, kefenledi, temizledi. Musallaya böyle yatırdı. Böyle yattınız. Böyle yattınız. İnsanlar sizin namazınızı kıldı, son duasını yaptılar, sizi mezara koydular. Mezara tek başınıza gireceksiniz. Ana yok, baba yok, arkadaş yok, telefon, tablet yok, sosyal medya yok. Hiçbir pencere, cam yok. O karanlıkta, o 2 metrelik bir çukura girdiniz. Tahtayı kapattılar, toprağı üzerinize attılar. Ondan sonra son duasını yaptı akrabalarınız. En sevdiğiniz evladınız bile olsa sizi terk etti, gitti. Bitti. Şimdi oğlum orada artık Allah'la baş başasınız. Melekler soracak. Men Rabbuke ve men dinike ve men kitabuke ve men nebiyyike. Rabbin kim, peygamberin kim, dinin ne, kitabın ne? Allah bunları bizlere soracak. Oradan gerçekten Allah'a inananlar, peygamber inananlar, Rabbim Allah, dinim İslam, kitabım Kur'an, peygamberim Muhammed Aleyhisselam. Bunu inşallah hepimiz söyleriz. Rabbim hepimizi söylemeyiz. İşte orada artık bu hesaplardan sonra ameli iyi olmayanlar, Allah'a itaatsiz ölenler, her türlü haramı rahat rahat işleyenler, televizyonda, YouTube'da, sosyal medyada her türlü ahlaksız filmleri, dizileri, görüntüleri, videoları izleyenler, Allah'a bu dünyada karşı çıkanlar, Allah nerede göreyim diyenler, orada her şeyi görecekler. Allah'ın azabı var mıymış, yok muymuş, gerçek miymiş, değil miymiş, orada görecekler. Öldükten sonra bir daha hayat mı var diyenler, orada görecekler oğlum. Amelimiz iyiyse cennetteki yerimizi seyredeceğiz. Ama eğer amellerimiz kötüyse cehennemdeki yerimizi seyredeceğiz. Ama şuna inanın, cennetlikler ya Rabbi kıyamet bir an önce kopsun. Şu cennetteki köşküme gireyim. Orada yiyelim, içelim, artık yaşayalım. Cennetlikler Allah'a böyle dua ederken cehennemlikler de Allah'ım ne olur kıyamet kopmasın. Şu cehenneme beni atma. Kabir azabına razıyım diyecekler. Ondan sonra Allah'ın takdir ettiği bir zamanda kıyamet koptuktan sonra bütün insanları Allah yeniden diriltecek. Tıpkı her bahar ayında dünyaya yeniden şekil veren, dallara meyve veren, efendim çaylıklara, çimenliklere yeniden otu yaratan, çiçekleri yeniden yaratan Allah, ağaçlara yaprak veren, meyve ağaçlarının meyvesini veren Allah, aynı şekilde bizi yarın mahşerde, o haşir gününde, diriliş gününde Allah bizi yeniden yaratacak. Kabirlerimizden, yattığımız yerden, anadan doğduğumuz gibi bizi doğuracak Allah. Peygamberimize soruyorlar ki ya Muhammed biz çürüyeceğiz, kemiğimiz bile kalmayacak. Bizi bir daha kim diriltecek ya Muhammed diye soruyorlar. Allah ayetini diyor. Bismillah. La uksimu bi yevmil kıyameh. وَلَا اُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانِ اَلَّا نَجْمَعَ عِزَامَةِ بَلَا قَادِر۪ينَ عَلَى اَلْمُسَوِيَ بَنَانَ Ey Muhammed! Bizi bir daha kim bir araya toplayacak? Kim bir daha diriltecek? Kim bir daha bizi yapacak? Kim bizi toprağın içinden moleküllerimizi bulup da yaratacak diyenlere söyle. Amd olsun diyor Allah. Sizin parmağınızın ucundaki izlere varıncaya kadar orijinal yaratacak olan benim diyor Allah. Biz burada bir şey daha anlıyoruz. Demek ki herkesin parmak izi farklıymış ki Allah bu detaya dikkat çekiyor. Biz bugün bu ayeti daha iyi anlıyoruz gençler. Bu Kur'an'ın bir mucizesi. Yani öldükten sonra dirileceğimizin kesin olduğunu anlatıyor bu ayet-i kerimemiz. Sizi ilk defa yaratan Allah'ınız diriltecek diyor Allah-u Teala. İşte gençler o gün bütün sevaplarımız sağ taraftaki terazide, bütün günahlarımız sol tarafta tartılacak. Şimdi kendinizi bir çek edin oğlum. Ben bugün ölsem acaba Allah huzuruna nasıl gidiyor? Namazlarımız tam mı? Kur'anlarımızı okuduk mu? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i gereği gibi tanıdık mı? Bu dünya
dünyada peygamberi mi örnek aldım? Peygamber gibi mi yedim? Peygamber gibi mi içtim? Peygamber gibi mi giyindim? Peygamber gibi mi ibadet